Siz oraya nereden indiniz? Zemzem'e nereden giriliyor? Kuyu nerede? Şimdi Zemzem... İkramdan rica edelim, Kabe'nin resmini bir gösterirse fotoğrafını bizden. Ona göre izah ederseniz lütfen. Peki. İlk gün Zemzem yazılı bir yer vardı. Şöyle Kabe'yi düşünecek olur ise Kabe'de Hacer-i Esved diye bir köşe var. Ondan sonra Rükn-i Yamani diye bir köşe var. Oradan 14,5 metre. Evet evet metre iyi bilgi edinmişsiniz. 14,5-15 metre kadar böyle aslında Hacer-i Esved'de. Bu değil. Kabe'nin resmi. Bu kuyusu bunları konuşacağız. Orada 14,5 metre Kabe'nin sonra. Resmi. Kabe mi? Yerin resmi. Altında. Bir oda var değil mi? Kabe. Orada? Hani siyah bir bina var. Ortada. Üstü kumaş kaplı. İnsanlar var etrafına dönüyorlar. Orası Hüküncüm. Evet, yani o Hacer-i Esved ile Sefa Tepesi arasında 14,5-15 metre kadar bu Sefa Tepesi'ne doğru gelirken orada. Eskiden yazıyordu yerde Zemzem diye evet, Arapça o, siyah. Onun fotoğrafı var. Bu onun fotoğrafı. İlkür Hanım ortada bir daire var. Ha, eskiden o kaldırıldı evet, bir şimdi. Bir daire resmi var. Neden kaldırıldı? Çünkü o orada yazdığı zaman özellikle bizim Anadolu'daki Müslümanlar oraya gittiğinde öpüyorlar yeri. Çünkü Allah. Zemzem yazıyor. Zemzem kuyusunu göremeyince tabii orada duraklıyorlar. Belki basmak istemiyorlar vesaire. O nedenle o kaldırıldı o yazı daha sonra. Yeri belli değil yani şimdi. Hayır, oraya efendim, gidenler. Fotoğraf. Ya kuyu altta da. Hanım, fotoğraf. Bir bu. Üç tane var. Fotoğraf var. Kabe resmi fotoğrafı var. Bu resmin ben fotoğraf olan ilk gün. Neyse o şey olarak bu Hacer-i Esved denen bir köşe. Yani Kabe dediğimiz aslında o küp anlamına gelir. Yani metr mukab falan deriz ya o Kabe aslında bir küp evet. Şeklinde olması bu nedeniyle. Evet, dört tane köşesi hocam, var. Şurası evet. Çıktı şimdi. Evet. İlk gün bunu tam ekran yapalım. Şu daire görünüyor abi. Yerde. Heh. Şu daireyi biraz yukarı alalım. Eskiden bu daire vardı, şimdi yok dediğim gibi. Abi, eski fotoğraf. Türklerden dolayı mı kaldırıldı? Yok, daireyi Türklerden dolayı diyemem. Çünkü dışarıdan gelen birçok kimseler böyle orayı kutsal evet. Bir hale geldiğini söylediler. Şu. Evet. Ha işte burasıydı, doğru. Hocam, bunun yazıyor orada Zemzem. Zemzem. Evet, bunun evet. Altında kuyu. Kaç metre? Bunun altında ne var? Bunun altında efendim eskiden bunun altında evet bir şey var. Böyle, dehlizler var. Dehlizler var, evet. Değişik bir şekilde çünkü bu döşemeyi ayakta tutabilmek için bir takım duvarlar ve dehlizler şeklinde var. Ve oradan bu kuyuya gidiliyor. Ama herkes bu kuyuyu göremiyor tabii. Evet. Ben de orada çalıştığım için ve kuyuda da tecrübeler yaptık. Yani bilimsel bir takım tecrübeler evet. Yaptık. Bir, kimyasal numuneler alındı ve bunlar tahlil edildi. Onun ötesinde bir de ne kadar su geliyor diye durmadan su pompajı yaparak acaba oradaki jeolojik yapıların bu suya karşı geçirgenliği nedir vesaire diye. Onlara daha sonra geliriz ama şunu hemen söyleyebilirim. Gerçekten de ben ilk defa o kuyuyu gözlerimle gördüğümde ki o Arap askerleri orayı muhafızlarla falan beraber gidiyorsunuz. Ben de gitsem beni de bile sokmuyorlar. Ama benim yanımda o Suudili beraber çalıştığımız bu Saudi Geological Survey diye bir yer var. O sorumlu bundan. Beraber gittik. İlk gördüğümde yani Allah biliyor bambaşka bir hissiyata kapıldım. Gerçekten de altı deniz gibi gördüm. Ve su da o kadar parlak, o kadar temiz. Peki nasıl indiniz Zemzem'e? Zemzem'e inmek için bir kere kuyunun yanına gidiyorsunuz. Evet. Oradan da işte bir takım şeyler var. Merdiven falan mı var? Merdivenler var tabii iniliyor. Ha. Ne kadar o şekilde. İniliyor? O fazla değil. Zaten inmenize bile gerek yok. 2,5 evet. Metre hemen satıhtan 2,5 metre aşağıda yer altı suyu. Satıh dediğim zaman tabii bu döşemeden değil. O esas doğal olan o ha, vadinin şeyinde. Evet, 2,5 metre aşağıda su. Fakat fevkalade bir şey. Nehir gibi mi? Efendim? Nehir gibi mi? Onları anlatacağız. Evet, şimdi nehir. Hocam... Deniz gibi geldi bana. Çünkü kuyuda sadece böyle 2,5 metre falan çapında. Böyle geniş çaplı kuyu bu. Görünce deniz gibi. Sanki Kabe'nin altı inanılacak gibi değil. Kabe'nin altı denizdi. Deniz gibi geldi bana tabii. Tabii değil. Şimdi orada şeyler var, çatlaklar var, şu var, bol, bu var. Bol bol böyle bilgisayar yapıldı.
Mahmut'cum sağ ol. Mahmut'cum teşekkürler. Bilgisayar yapıldı nihayet. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyoruz ilginize. Bol bol zemzem fotoğrafı yolluyorsunuz. İnternette o resimlerden çok var o fotoğraf. Çeken kişi yanımızda. Evet. Onun için zahmet etmeyin. Bizde zaten o resimler var. Yani çeken kişiyle beraberiz. Biliyoruz o resimleri, biraz sonra göstereceğiz. Evet, bizim yanımızda fotoğrafçılar vardı. Onlar evet, her yönüyle çekiyordu. Hatta kuyunun içine bir takım sensörler, duyargalar da salındı. Televizyon ekranında kuyunun başında içinde ne var ne yok onları bile gözleyebiliyorsunuz. Nerelerde ne çatlaklar var vesaire. Yani günün en son teknolojisi gerçekten orada kullanılıyor. Bu kaç yılındaydı sizin bu araştırma hocam? 2003 ve 2005 yılları arasında hatta evet 6'da dahil olmak üzere ben teknik üniversiteden izinli olarak oraya gittim. O yıllardaydı. Halen de bana gönderiyorlar, bir takım orada bilimsel çalışmalar yapılıyor ve bana da gönderiyorlar işte fikir almak için bu e-postaları vasıtasıyla, internet aracılığıyla. Peki hocam şu nedir? Şunu arkadaşlar bir gösterelim kitabın kapağını. Arkadaşlar şunu bir gösterelim. Bu nedir? Bu sizin kitabında kapağındaki. Evet, aslında bu şu. Yani bunu biraz anlatmam lazım. 1980 yılları civarında şöyle bir şey var. Kabe'yi zaman zaman çok tabii ilginç taşkınlar su altında bırakıyor. Bu kuyuda mı çekilmiş bu? Tabii bu kuyudan çekilme. Neden? Tabii. Zemzemin içi. Neden böyle olmuş? Kabe'yi zaman zaman resimlerini de görmüşsünüzdür. Her ne kadar biz... Her sene Mekke'de 2-3 kişi taşkından ölür. Evet. Bak burada bunu ilan ediyorum. Hiç evet, sanılır ki orada hiç öyle bir şey olmuyor gibi düşünülür ama mutlaka bir taşkın olur orada. Evet, hem onlara bir taşkın resmi flash floods koyalım lütfen. Flash floods dediğimiz yani aniden çok taşkınlar, çok hızlı taşkınlar. Evet, daha görüyorsunuz. Daha önce de programımızda da bahsetmiştik. Şimdi sizin Murat Bey sorduğunuz bu şeye evet, geleceğim şey. Tünel yapıyorlar, düşünüyorlar, diyorlar ki bu yukarıdan gelen suları Kabe'nin yan tarafından bir tünel yapalım ve böylelikle onu bypass etsin diye. Ve bu tünel yapılırken orada Türk şirketleri aslında tabii giremiyor oraya, yabancı şirketler kolay kolay. Hı hı. Öyle olunca da Türk şirketleri hakikaten tercih edilir şirketler haline geliyor. İslam dünyasına bir bakacak olur isek. Bunu yaparken... Aniden, daha sonra ayrıntılarına biraz girebiliriz, çatlak yani zemzem kuyusuna su getiren çatlağın bir tanesine isabet ediyor. Bizim öyle olunca bizim şirketler de var tabii, Arap şirketleriyle beraber. O hadiseyi biliyorum, hatta dendiğine göre isim vermeyelim. İsim yok tabii. İsmini vermeyelim. Çok önemli bir Türk iş adamını, o zaman Fahd veyahut Halit'ti kral. O zaman seni orada, evet, oraya atarım, o da boğulursun, ya, halledemezsen bunu demiş. Zemzemi tıkadı bizimkiler. Ha, bizimkiler mi tıkadı? Tıkıyor. Aniden o zaman tabii çatlaktan aniden sular tüneli basıyor. Basınca zemzemdeki su seviyesi düşüyor. Düşünce de bu resimler çekiliyor. Ha, bu zemzem kayboldu diyorlardı bir yerde. Oha. İşte, oha. Biz hallettik onu da. Bizim şirketimiz. Ondan sonra düşünüyorlar ne yapalım ne edelim falan deyince en sonunda o tüneli öldürüyorlar, betonluyorlar ki zemzem suyu tekrar yerine gelsin seviyesine diye, gelsin, seviyesine gelsin diye. Evet, bunlar oluyor. Yani Kabe'yi kurtaralım derken zemzemi kurtuyorlar. Evet, Kabe'yi kurtaralım derken herhalde jeofizik o çalışmalar önemli falan. Önemli bir ihaleydi o. Tabii tabii, çok önemli. Hatta bir izale hattı projesi de vardı içinde. Vardı, doğru. Yanılmıyorsam tabii, değil mi efendim? Tabii doğru, çok doğru. Bir şey yapmışlar, çatlatmışlar. Su gitmiş. Ve kral bu da ya kafanızı keserim ya içeri atarım demiş. Bunu şey çünkü düşünebiliyor musun sen? Zemzem gitti. Zemzem gitti. Kral da tarihe zemzemi yok eden kral. Türk şirketi. Kurtan ya kötü olurdu. Evet. Hem kral için bizim şirket için. Evet. Ama tabii, bak ne kadar hocam dediğiniz gibi yani Kabe'ye kurak filan bilinir. Sular altında. Daha önce Mustafa Küçükaşçı'nın katıldığı programda da anlattıydı. Tabii Mustafa Bey biliyorum. Yani evet. O şeyleri. Tabii.
Tabii. Hatta böyle rivayetler yani, vardır ya, yüzerek tavaf yapıldı falan diye. Evet, bakın az önce biz denildi bu şey dolayısıyla 7 kişilik o iklim değişikliğinin dünyadaki su kaynaklarının etkisini inceleyen 5 yıl boyunca 7 kişi vardı. Hmm. Ben de bir Türkiye'den ben vardım orada. Ve biz dünyanın değişik yerlerinde Viyana'da ne bileyim Cape Town'da ne bileyim Avustralya'da toplantılar yapardık hep böyle. Şey, şu oldu. Dedi ki oradaki 7 kişiden bir tanesi Polonyalıydı. Ya dedi biz dedi bu Araplardan dedi ne kadar çektik ya kardeşim çekiyoruz dedi. Niye falan dediler orada. Ya bunlar diyorlar ki taşkınlar çok faydalı diyorlar. Ve doğru söylüyorlar. Çünkü taşkın olduğu zaman yeraltı suları besleniyor aslında. Tabii. O kadar faydalı ki. Bunu literatüre geçirdiler dediler. Tabii Kabe için onu söyleyemeyiz. Fakat bu kurak bölgeler için, Arap Yarımadası için çok çok önemli.